Son bir haftada otelimizde kalanların listesi burada Polat Bey. Otelin güney cephesindeki 5, 6 ve 7. kattakiler hangileri? İşte buradaki 8 oda. Son bir haftadır hala odada kalanları, çıkış yapmamış olanları ayır. Beş oda kaldı. Çift ya da aile olarak gelenleri de çıkar. Sadece iki oda kaldı Polat Bey. Bunlardan biri sahte kimlikle kayıt yaptırmış olmalı. Aradığımız adam o. Muhsin'e iki ismi de bildir, hemen araştırsın. Tamam abi. Çatıya nasıl çıkarım? Buyurun efendim. Adamı tespit ettik. O adamın kayıt işlemini yapan ve odasını temizleyen elemanları çağırdım. Tamam efendim. Tamam. Buyurun. Sahte bir Sırbistan pasaportuyla kayıt yaptırmış. Ender Hoca'nın vurulduğu günde çıkış yapmış. Şahıs odayı boşalttıktan sonra bir gece başka bir müşterimiz de burada konaklamış efendim. Sen mi temizledin bu odayı? Evet efendim, bu kadın sorumlusu benim. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Burada kaç gün kaldıysa hiç yüzünü görmedim. Hiçbir gecede yatak bozulmamıştı. Uyumuyordu galiba. Başka? Bir de çöpte hep şey olurdu. Böyle küçük rulo yapılmış kartvizitler. Geceleri niye uyumadı anlaşıldı. Sen ne hatırlıyorsun adamla ilgili? Az konuşan kibar bir adamdı. Sanatçı tipli biri. Onu nereden çıkardın? Yanında sürekli bir keman kutusu vardı.
keman kutusu. Yolda gördüğümüz adamca ait. Hangi adam abi? Şurada karşıda keman çalıyor. Gitmiş. Abi fazla zaman geçmedi. Yürüyerek gidiyorsa biliyoruz. Doğru cahit. Şu çocuk onunla konuşuyor. Al geri. Gel bakalım. Yok abi. Şimdi sakin sakin sorularıma cevap ver. Tamam abi. Biraz önce konuştuğun keman çalan adam kimdi? Bilmiyorum abi. Ne konuşuyordunuz? Bana para verdi. Burada yarım saat beklememi söyledi abi. O kadar. Yalan söyleme. Sen ona bir şey gösteriyor. Seni gördüm. Çıkar lan cebindekileri. Cahit orada. Sokakta keman çalan adama teslim edeceksin. Mesajı gönderen dağlı diye. Öyle birini duymadım abi hiç. Yeni peydahlanmıştır. Abi son konuştuklarından birini tanıyorum. Bulurum ben onu. Hadi.